Neredeyim ben ve ben kimim? İlk önce onu kısaca belirteceğim. Şu anda doğduğum yerdeyiz. Çanakkale, Lapseki ilçesine bağlı Çardak kasabasındayız. İlk program olması açısından çok kısa kendimi tanıtmam gerekecek. Ben internette Böcek Reis olarak bilinen, aslında internetteki arkadaşların taktıkları, sanal ortamda takılan bir isim bu Böcek Reis. Ben 25 yıllık öğretmenim, fizik öğretmeniyim. 25 yıl fizik, yaklaşık 10 yıl kadar seçmeli astronomi, 4-5 yıl fen bilgisi öğretmenliği yaptım ama hepsi bu 25 yılın içerisinde. Kısaca kendimi tanıttıktan sonra ne amaçlıyoruz? Biz bu programları yaparken ne amaçlıyoruz? Bizim yaşadığımız evrende bizle beraber yaşayan insan, hayvan, canlı, ot, çer, çöp, ne varsa bunlar yaşayan her şey bizim ilgi alanımıza giriyor. Sonbahar'daki ekosisteminde çok fazla canlı görmek zordur. Ama şu anda hava sıcaklığı 18 derece. Bakın bir çok çok küçük bir kın kanattı. Ne kadar küçük olduğunu birazdan göreceksiniz. Bulandı. Harika desenlerle karşılaşırsınız bu canlılarda. Bunların birçok özelleşmiş, sadece bir bitkiye özelleşmiş türleri var. Ayrıca şu anda öyle bir bitkide çekim yapıyoruz ki, onu da göstermek isterim. Tamam, şu yapraklar. Bakın, bu haşhaşgillerden yanlış hatırlamıyorsam, o türden, evet, yaprakların pütürlüğünden falan biliyorum onu ben. Kışın bile, şu kurumuş dallardan da anlaşılıyor, kışın bile sarı sarı çiçekler açan bir bitki bu. İlk yengeç, sarı yengeç örümceğimi ben İzmir'de bu bitkide bulmuştum. Burada da olduğunu öğrenmiş olduk. Evet, Çanakkale Boğazı'nda, Çardak'ta çekimlere devam ediyoruz. Ayrıca doğa görüntülerinin dışında işte insanların yaşamı ve işleriyle ilgili videolar da çekeceğiz. Benim onu yapmak hep istemişimdir. Örneğin şu anda kafamda planladığım, şu anda bu bölgede, Çanakkale bölgesinde zeytinler toplandı veya toplanıyor. Yani yağlık zeytinler çoğunlukta. Gemlik taraflarında falan salamura zeytini de burada da yapıyorlar gerçi ama daha çok yağ üretiminde kullanılıyor. Yaklaşık 4 kilo toplanan zeytinden veya ki değişiyor bu, 4.6, 5, 5.5 hatta 6'ya kadar zeytinden 1 litre zeytinyağı çıkıyor. Zeytinyağının ne kadar kıymetli olduğunu söylemeye gerek yok. Fakat işte değişik işlemlerden geçmiş, yurt dışından şişelenmiş gelmiş falan değil. Kendi ürünümüz olan, kendimizin ürettiğimiz tertemiz, organik her şey, doğal ortamından zeytinyağı kullanın. Tesisin patronu, abi isim neydi? Kazım Atılgan. Kazım Atılgan. Abi senin? Adil Kosa. Adil Kosa, hayvancılık ve çiftçilik yapıyor. Aynen. Değil mi? Şimdi az evvel çekim dışında konuştuk Adil abiyle. Şimdi önce patrondan başlayalım. Abi nereden geldi bu akıl? Sen emekli... Bu dede mesleği. Dede mesleği, he. Dede mesleğinden biz devam ettiriyoruz. Bu taş baskıyla başladık. Bu taş baskıyı anlatsana abi sen. Taş baskıda ne oluyor? Şimdikinden farkı ne? Taş baskıda bildiğimiz taşta ezilerek zeytin yapılıyordu. İki tane büyük yuvarlak taş vardı. Bu taşlar birbirini takip ederek geliyordu. Ben hatırlıyorum. Onun içerisine zeytin döküyordu. Bir havuzun içerisinde dönüyordu taşlar. İçine zeytin döküyordu. Zeytinler kırıldıktan sonra pirine dediğimiz hale geldikten sonra aşağıdan kovalarla alınıyordu. İnsan gücü keçe, değil mi? Tabii. Keçe çuvalların keçe, içerisine kova pirine yayılıyordu. Ondan çuvallar üst üste vuruluyordu. Sonra da yukarıya presleniyordu.
Devasa bir pres içeride duruyor. Evet, evet. Buradan ince ince sızıyor değil mi? Evet, sızma ya buradan mı geliyor? İlk sızma ya oradan oldu. Sızma ya oradan geliyor. Abi oradan sonra havuzlar hatırlıyor. Tabii o havuzlarda ikinci, üçüncü baskılar yapıldıktan sonra sıcak suyla yapılıyordu. O sıcak su vurulup havuzlarda yağ dinlenmeye alınıyordu. Yağdan su ayrışıyordu. Evet, yoğunluk vardı. Tabii. Yağ üstte kalıyordu. Su altta kalıyordu, yağ üste çıkıyordu. Orada dinlendirildikten sonra insanların partiküller yağı dibe çöküyordu yani. Aynen. Değil mi? Böyle aynen, içindeki aynen. Yağın içindeki o kara su dediğimiz karası, aşağıya çöküyordu. Evet. Üstte de yağ kalıyordu. Evet. Yağını da üstten devredip aşağısını ara ara çeşme dediğimiz şeyler vardı. Musluklar vardı. Bunları açıyordu. Aşağıya kara su salıyordu. Yağ kısmına gelmeden kapatıyorduk. Peki bu asit falan olayı nasıl oluyor? Bu asitle, Asit olayı şimdi zeytinin daha çok şeyden kaynaklanıyor. Toprakla buluşmasından veya haşereyle fazla şey olmasından, etkilenmesinden kaynaklanıyor. Bunlar asiti mi arttırıyor? Asiti toprakla arttırıyor. Veya haşereyle asiti arttırıyor. Fazla karışması. Asiti arttırıyor. Asit oranı kaliteyi arttırıyor. Tabii. Asidi yüksek olan alt zeytin dediğimiz zeytini üstle karıştırmak istemez hiç kimse. Evet. Çünkü ondaki asit oranı çok yüksektir. Dolayısıyla üst zeytini de çok etkiler. Yani nasıl söyleyeyim size, elmaları armutlarla birleştirmek gibi bir şey olur. Aynen. Öyle olacağı için. Peki bu çok asitli, acı yağ falan dedikleri onu sabunda falan kullanıyorlar. Tabii. Zeytin yoğurduktan sonra. Şimdi prilli dediğimiz kısmı vardır. Ve o sizin dediğiniz acı yağ kısmı, yani iyice asidi yüksek olan kısmı sabun şirketleri tarafından satın alınır. Yağdan yine sabun yaparlar, preneyi de, bizim küspe diye attığımız şeyi de. Kimi sektör bunu şeyde kullanır, gübrede kullanır. Evet. Gübre olarak. Pirina dediğimiz, şu çekimini yaptım arka tarafta. Lomorukun içine döküler. Zeytin ezildikten sonra. Yanını harici çekirdek ve diğer bu falan. Evet, zeytin ezildikten. Kaloriferlerde falan yapıyor lan. Kaloriferlerde. Bu yakıt olarak da kullanılıyor, gübre olarak kullanılıyor. Onun dışında dediğim gibi o şey, sabun firmaları tarafından alınıp yüksek basınç altında, yüksek sıcaklıklarda yeniden yağı çıkartılarak. Yeniden yağı çıkartılarak. Sabun yapılabiliyor. Vallahi bugün değişik bilgiler, üst üste değişik bilgiler ediliyoruz. Harika gidiyor. Abi teşekkür ederim.